Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 17. gününün ikinci dersindeyiz yani ikinci videosundayız noktanın analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz evet kitabımızda sayfa numarası 159, 160, 161 ve 162'yi işleyeceğiz ve böylelikle nokta analitiğini bitireceğiz hadi bakalım dersimize başlayalım 17. soruda kalmıştık. Şimdi şöyle bir diklik verilmiş. Analitik düzlemde A ve B noktaları isteniliyor. Bir nokta isteniliyorsa ne yapacağız? Eksenleri olan uzakları bizim için önemli. Şu eksen olan uzaklığı bir de şu eksen olan uzaklığı. Ama burayı çizmeyelim istersen. Şu yeterli olacaktır. Evet burada da Y eksende ve X eksenine olan uzakları eşit olacak. Ee, yani uzakları bizim için önemli olacak. Ama buraya çizdiğimizde zaten bu uzunluk hocam buraya eşit. O yüzden burada dik üçgen var ya hiç orayı da halletmeye gerek yok. Şimdi burası eksi 4 noktası. Eksi 4 noktası ise uzunluk olarak burası 4'tür. Hocam burası da 2 birimdir. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani karşımıza bir benzerlik mi çıktı? Evet şu üçgenle şu üçgen benzer. Bir de AK ile BK birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit. 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar eş üçgen. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı burada da 6'dır. O zaman B'yi biz kaç bulduk? 6 birim yukarıda 6 bulduk. Şimdi burada da şunu bulacağız. A'yı bulacağız. A da nedir? Ordinat değil midir? Evet. E hocam burada bunların eşitliğini yazdık. A artı B isteniliyor bizden. Şimdi burada B noktasında 5 verilmiş. B noktası 5 ise şuraya kadar kısım 5. İkisi buradaysa burası 3 yapar. E, eş üçgen diye betanın karşısı 3 ise betanın karşısı burada da 3'tür. O zaman A'da ne yaptı? Artı 3 yaptı. 3 birim yukarıda olduğu için. Evet bu da Artı 6'ydı. 6 altı benim sağda olduğu için pardon 6 benim yukarıda olduğu için bizden A +B yani artı B isteniyor. Yani 3 artı 6. ya cevap 9 yaptı. 17. soru Denizli. Oldu. Geldik 18'e. Aşağıda ölçeklendirilmiş haritada DF noktaları verilmiş. Bir kere noktalar noktaları verilmiş burada. Şu noktalar arasında uzaklığa bakalım. X'ler farkı 5. Y'ler farkı. X e 12. 5 12 13'ten burası 13 yapar. X'ler farkı 6. Y'ler farkı Bak eksi 10 eksi eksi 2 eksi 10 artı 2 yapıyor 8 yapıyor. Ha 6 8 13 üçgeninden burası da 10 mu yaptı? Evet. E, ee, şimdi burada uzunluk olarak analitik iki nokta arasındaki uzaklığı buldum ben burada. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bilgisayar programı işte E ve D noktaları verilmiş burada. Arasındaki uzaklığı 25 km olarak ölçmüş. Bak şurayı 25 km ölçmüş. Hmm. Arkadaş o zaman şunu diyeceğiz. Şurayı ne kadar olarak hesaplar diye soruluyor bize. Arkadaşlar 11'i ve biz ne kadar 25 kilometre olarak mı hesaplıyoruz? Evet. O zaman bize buradaki 13 birim soruluyor. 13 birim kaç kilometredir? diye soruluyor. E o zaman soru işareti neye eşit olacaktır? Doğru orantı vardır burada. Hocam 25 çarpı 13 bölü kaç yapıyor? 25 çarpı 13 bölü 10 yapacak. Virgülü yazacağız. 25 ile 13'ü çarpalım istersen. Valla e, çarpalım. Çarpalım. 25 ile 13 çarpıyoruz. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6 7 75. E, bu da 25. Hocam 320. 5 mi yapıyor? Evet. Bu da 325 yaptı. Yani 32,5 mi yapar cevap? Aynen öyle. Cevap denizli oldu. 18. soruda. Yani böyle şu kadar birimde kaç kilometre ise bu kadar birimde o kadar kilometredir diye soruluyor. de benzerini sormuş sordu. Haberimiz olsun. Böyle harita üzerindeki gerçek kilometresi nedir falan filan diye soruldu. Dikkat etmeniz gereken sorulardan biri. Geldik 19'a. Paralel kenarda. Hocam karşıtlı kenarlar, karşıtlı apsiler toplamları birbirine eşitti. Yani 3 artı 1 4 ya. Eksi 1 ile neyi toplarsan 4 yapar? 5'i. Kafadan yapıyoruz. 8 artı 7 15 ya. 5 ile neyi toplarsan 15 yapar? 10'u. O zaman 5 ile 10'un çarpımı isteniyor bizden. Cevap denizli çıkar. Örnek 19'da geldik. 20'ye A köşesinin koordinatları. Arkadaş A köşesinin koordinatları isteniyorsa ne yapacağız? Eksenler olan uzaklıkları. Şu uzaklık veya şu uzaklık isteniliyor bizden. Ama burada şekil böyle karışıyor. Arkadaş dur bakalım burada. Verilen bilgileri şöyle bir bakalım. Verilen bilgiler neler? Verilen bilgiler dahilinde bir şeyler yapmaya çalışalım. Eksi 4'e 0 ya. Bak burası 4 birim. D noktası eksi 4 olduğu için burası 4 birim solda demek. K'da 1 bir birim sağda demek. E hocam burada diklendik çizildi. Ne var burada? öklit bağıntısı var. Öklit bağıntısından dolayı o zaman ne oluyor? H kare P K'dan dolayı H kare eşittir 4 çarpı 1'den H'ı da buradan 2 buluruz. Hocam burası 2 çıktı. Eyvallah. Sonra ne yapacağız? Pisagor bağıntısı 2 4 ise burası 2 kök 5 yapar. 1 2 ise burası kök 5 yapar. Hocam burası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5. Çünkü bir kare olduğundan dolayı hemen buraya da kök 5'i yazdık. Aynı şekilde 2 kök 5 falan filan devam ediyor. Bu arada devamını getireceğiz böyle. A köşesinin koordinatları isteniliyor bizden. Ya normalde bu soruyu biz şöyle de yapabiliriz arkadaşım. Şimdi kareleme metodu dediğimiz teknik var. Eğer böyle kare sorularında böyle sıkıntı yaşıyorsanız böyle. Hani hocam buradan dik çizdim buradan dik çizme. Böyle sıkıntı yaratıyorsa ya dışında bir kare oluştur karenin. Yani şu şekilde. Bak şöyle, şöyle, şöyle kareleme metodu diyoruz. Analitikte de gerçekten çok işimize yarıyor. Bunu böyle yaptıktan sonra. Bak burası 2-4 ya. Dik dörtgen 2-4. Ya bu alfabetaya dalarsan böyle. Hocam bu üçgenler Alfa beta'dan dolayı 90'ın karşısındakiler de eşit ya. 90'ın karşısı 2 kök 5 karenin kenarı olduğu için eş üçgen çıktı. Alfa'nın karşısı 2 ise 2 burası 2 burası 2 burası. Beta'nın karşısı 4 ise eş üçgenden 4 burası 4 burası falan filan. A çıktı. Çıktı mı? Çıktı. İnşallah çıkacak. Ee, burada ne kaldı? Şurada da şöyle buranın koordinatı isteniyor ya bizden A noktasının koordinatı. Buradan böyle dik çizdim. Dik çizince ordinatının burasının kaç olduğunu bulduk? 4 olduğunu bulduk. E hocam 4 ise 4 2 ise 2 hatta bunun tamamı 4 ya burası da 2 oldu bak A noktası 2 birim solda 4 birim aşağıda 2 birim solda 4 birim aşağıda o da eksi 2'ye 4 eksi 4 noktası değil midir? Evet bu şekilde kareleme metoduyla bulabilirsin birinci yol bu e, genelde gerçekten işimizi kolaylaştırıyor ikinci yol peki nasıl bulabiliriz hocam başka türlü nasıl yapabiliriz tamam biz şunu bulduk Buradan şöyle dik, buradan da şöyle dik çizince şu uzunlukları bulunca olay bitecek. E burada da alfa beta'ya dalacağız. Da Dal alfa beta'ya. Alfa şurası 90. Burası beta, alfa, burası beta. Sonra e, alfa 90 burası da beta yaptı, burası da beta, burası da alfa. Dikkat et. Şimdi burada alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 gördün mü? E o zaman bütün üçgenlerde alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E hocam burada ben şunu yapabilirim o zaman. Alfadan beta'ya geç birey 2 ya. Burası 2 kök 5 o zaman burası kök 5 diyebilirim. E o zaman burası da kök 5 oldu. Tamam 2 kök 5 olduğundan. E hocam alfadan beta'ya geç birey 2 ya. Burası enken burası iken. E 1 2 kök 5 üçgeni en dediğimiz 1 yaptı. O zaman burası 2 yaptı. E sonra hocam burası da kök 5 2 kök 5 ya. 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5 katı. Kök 5'in kök 5 katı burası da 3 yapar. 3 1 daha 4 burası 4 yaptı. Hocam şurayı 2 bulduk ya. Burası 2. 2 birim solda 4 birim aşağıda. Evet eksi 2'ye 4'ü bu şekilde de bulabilirdik. Ama çok karışık sorulardı. Gerçekten karenin etrafına kare çizmek kareleme metodu gerçekten güzel bir yöntem. Bazı çok ağır sorularda çok işimize yarayabiliyor. Örnek 20 böylelikle akçay oldu. Kareleme metodunu da unutma tamam. Geldik örnek 21'e. Kare şeklindeki bir tabela 1 ve 2 numaralı zincirlerle dengede kalmaktadır. Rüzgar sonucu 1 numaralı zincir kopup 1 numara koptuğu zaman ne yapacak? Böyle tabela şu şekilde bir hale mi dönüşecek arkadaşım? Şöyle bir hale dönüşecek. İşte bundan bahsediyor bize. Şimdi çapraz duran bu tabelayı Ali koordinat düzlemine A noktasını x eksenine Evet A noktası nereye geldi? Şuraya geldi. A noktası bak buraya geldi. X eksenine. D noktasını da D noktasına bak buraya geldi. Y eksenine koyuyor. E tamam o zaman biz de koyalım arkadaş şöyle. X eksenine ve Y eksenine koyalım. Şöyle analitik düzlemi çiziyoruz. Sonra Aha da böyle A noktası burada şöyle D noktası da Y ekseninde olacak şekilde koyduk. Zaten tabelanın e, konumu bu şekilde olacağını da söylemiştik. A, B, C ve D şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi karenin bir kenarı 11'im ve D noktasının ordinatı 8. D noktasının ordinatı 8 ise burası 8 oldu. E yani burası 0'a 8 noktası ya ordinatı 8 ise 8 oldu. Karenin bir kenarı da 11'im olarak verilmiş. 6, 8, 13 üçgenden 6 mı çıktı burası? Evet. C noktası isteniyor bizden. Hocam değer de C noktası isteniyorsa C noktasının eksenler olan uzaklarına bakacağız. E evet, burada 90'lar da açışıyor. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8. Bu ne demek? 8 birim sağda 14 birim yukarıda demek. C noktasının koordinatları toplamı. Yani bu 8'e 14 noktası oldu. Bizden de zaten ne isteniyor? Bu C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 8 ile 14'ün toplamı böylelikle kaç çıkıyor? 22 çıkıyor. Yani cevap açay olur. 22'ye geldik. Şimdi burada 4 eş dikdörtgen var. Elimde 4 tane eş dikdörtgen. Arkadaş, bunlar 4 tane eş dikdörtgense bu eksi 3 demek hocam. apsi eksi 3, ordinat da k demek değil mi? Şöyle k. Yani burası k. Yani kısa kenar k, uzun kenar 3. Aa 3 birim. Uzun kenar 3 birim. Tamam. E burada da 4 verilmiş. Hocam kısa kenar K ya burası K. Burası da K deyince hop burası da K. Aa burası 4 ise yani 2K 4 ise K'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E K artı T isteniyor zaten bizden. Arkadaş T'yi de bulalım mı? Bulalım. Şimdi biz K'yı 2 bulduk? Evet 2 birim. Şuradaki uzunluk 3 birim. Toplamda bu ne kadar yükseklikte? 5 yükseklikte. O zaman ordinatı 5 olacak. K2 T5. 2 artı 5'ten cevap kaç çıkar? 7 çıkar. Evet, örnek 22 Denizli oldu. Geldik örnek 23'e. Örnek 23'te iki nokta arasındaki uzaklıkları bulalım mı? Bulalım. Xler farkı bak, bak, bak 4. Yler farkı 3. Hemen 3, 4, 5 üçgen Şuraya 5'i yaz. Kısa yoldan yapıyor kardeşim. Dik üçgenler. Ha sen kare kütüne. Xler farkının karesi artı yler farkının karesi diyebilirsin tabii ki. Ee, şuraya bakalım. Xler farkı 12, yler farkı 5. Yani o. Burada 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 çıktı. X'ler farkı eksi 3, e, eksi 6, eksi 9. Y'ler farkı da eksi 12, 9, 12. 15 yaptı burası. Peki bu uygulamada 20 kilometre A ile B arası. Hocam A ile B arası. 15, 20 kilometreye denk geliyormuş A ile B arası. Yukarıda verilenlere göre A noktasının C noktasına olan uzaklığı ile A'nın C'ye olan uzaklığı ile şuraya olan uzaklığı ile D noktasının olan uzaklığı toplamı kaç kilometredir diye soruluyor. E arkadaş 15'te 20 kilometre verilmişse 13'te kaç kilometredir? Buna bakacağım. Yani bir de neye bakacağım? 15'te 20 kilometre ise hocam 5'te kaç kilometredir diyeceğim. Burada soru işareti neye eşit oluyor? Bu 13 çarpı 20 bölü 15'e eşit olacak. Hocam 5'e böl 5'e böl 4, 3. Bu kaç çıktı? 4 kere 3 12 52 bölü 3 çıktı. 52 bölü 3. Burada da doğru orantı var ya soru işareti neye eşit oluyor? 5 çarpı 20 bölü 15'e eşit olacak. E bölü 3 kalsın istersem. E, şimdi 5'e böl 5'e böl 3 4 4 kere 5 20 bölü 3 yaptı burası da 20 bölü 3. Zaten bizden ne isteniyor? Şu ikisini toplamı isteniyor kardeşim. Topla. 52 bölü 3 artı 20 bölü 3 o da 72 bölü 3 yapar. 72'yi de 3'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 24 yapıyor. Cevap böylelikle 24 çıktı. Yani örnek 23'ü Cihan bulduk. Geldik örnek 24'e. Evet A ve B noktaları orta noktaların geometrik yeri nedir diye soruluyor. Orta nokta neydi? Hocam apsisler toplamını 2'ye böl. Yani yazıyorum n artı 2 artı 3 n artı 4 bölü 2 yazdım. Ordinatlar toplamı da 2 n eksi 1 artı 2 n artı 3 bölü 2. Bölüyoruz şimdi toplam 4 n artı 6 yaptı 4 n artı 6. Bir de 2'ye bölsen 2n artı 3 yapar. 2n artı 3'e. Şurası da 4n artı 2 yaptı burası da. Hocam bunu da 2'ye bölsen 2n artı 1 yapar. Tamam. İşte bu noktaların geometrik yer denklemi nedir diye soruluyor. Bak biz noktaların geometrik yer yani doğru denklemi ise doğru bir şeklinde oluşturmaya bakacağız. Şimdi bu doğru denklemi ise bu x bu y demek değil midir? Evet. Şimdi burada ne oldu? Hocam 2n artı 3 eşittir x oldu. 2n artı 1 eşittir y oldu. Şimdi burada yapacağımız iş yani denklemi böyle e, şey isterildiği zaman geometrik yer denklemi isterildiği zaman hani x'li y'li şekilde yazacağız. Hani biz burada n'i verilmiş işte, ya n'i yok etmeye çalışacağız. Yani burada n'i yalnız bırak mesela. N burada nedir? Hocam x eksi 3 olur 2 n değil mi? E, bir de bölü 2 olarak geçerse x eksi, x eksi 3 bölü 2 yaptı burası n. E burada n'i yalnız bırak. Burada n'i yalnız bıraktığın zaman ne oluyor? Hocam y eksi 1 kaldı 2 n. 2 n y eksi 1. n de y eksi 1 bölü 2 mi yapar? Evet. Bu da mı y'ye eşit? Pardon n'e eşit. Aynen öyle. Her ikisi de n'e eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. E o zaman içler dışlar. 2x eksi 6 eşittir 2y eksi 2 yaptı. Buradan 2x eksi 2y. 2x eksi ya y'yi yalnız bırakmışlar hep denklemde. O zaman y'yi biz de yalnız bırakalım. 2x eksi eksi 2'ye öbür tarafa atıyorum artı 2. Ye. 4 yapar 2y yapar. Burada y 2'ye böldüğümüz zaman y de x eksi 2'ye eşit olur. Evet yani cevap böylelikle edremit oldu 24. soruda. Geldik 25'e. Yukarıda A, B, C, D, F düzgün altıgeni şeklinde bir pist koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. E ve C noktalarında bulunan iki hareketlerin hızları sırasıyla 5 ve 20 olarak verilmiş. A eksi e 0 şuraları verilmiş. Yani burası kaç birim? O zaman 6 birim. Şurası B 2'de 0. Bu da eksi 4'de 0 olduğuna göre tamam. Ok yendi harekete başladıktan sonra karşılaştıkları noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Hmm. 3'e 5 kök 3, 4'e 2 kök 3, 2'ye 6 kök 3. Hep böyle bir yerlerde. Yani bu böyle gelecek. Bu da böyle gelecek. Mesela karşılaştıkları yer çıklara da baktığımız zaman hep böyle 3'e, 2'ye, 4'e. hocam 2'ye bilmem ne dersek şu D'de falan olacak. 3'e bilmem ne dersek şurada. Yani büyük ihtimal DC arasında falan olacak değil mi? Yani bu böyle gelecek. Bu da böyle gelecek. Bu, şu şöyle geldikten sonra buraya kadar geldi. A birim gitti mesela. Burası da 6. 6 artı A gittikten sonra öbürü de şu şekilde gelecek. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 yani 6 kere 5 30 artı A gittikten sonra bunlar ne yapacak mesela? Aynı noktada birleşecek. Peki. Şimdi hız da var burada. Yol da var. X eşittir V çarp T değil miydi? X, X eşittir V çarp T'yi kullanacağız büyük ihtimalle. X eşittir V çarp T. Peki bunlar Böyle biri aynı anda yola başlıyorlar ya aynı anda da bitiriyorlar. Çünkü birbirine böyle e, harekete başladıktan sonra karşılaştıkları nokta isteniliyor. Yani buradaki de eşit mesafe eşit süreye gitmiş oluyor. Buradaki de eşit süre gitmiş oluyor. O zaman süreleri aynı olacak. Yani t eşittir ne olmuş olacak? x bölü v olacak. Peki sürelerini eşitleyeceğiz o zaman her ikisinde de. Sürelerini eşitleyelim. Bunun süresi şöyle. İlk bari birinciye bakalım. Hocam ne kadar gidiyor? X bölü V. Gittiği yol 6 artı A. 6 artı A bölü V. Yani 5. Öbürünün gittiği yolda neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5. 30 artı A kadar gidiyor. 30 artı A bölü. Hızı da kaç bunun? 20 değil mi? Evet. Süreler aynı olduğu için X bölü V'leri birbiriyle eşitledim. Buradan da A'yı bulacağız. Ha hocam A belki negatif bir sayı çıkar. A negatif bir sayı çıkarsa... Şuradan ee, ne yapacaksınız? Buradan şu kadar mesafe geride diyeceksiniz. Mesela eksi 2. Biz buraya 6 artı a dedik ya negatif çıkarsa şuradaki d noktasından şu kadar geride diyeceğiz. Çünkü d'den a1 uzattı dedik ya. Hocam A böyle alttan daha büyük bir sayı çıkarsa mesela 15 çıkarsa D noktasından 15 birim uzattı Yani şurada kesiyor falan diyeceğiz. Tamam. Buna da dikkat et. Bakalım bir ne çıkıyor buradan. Sadeleştirmelerimizi yapacak olursak 4 burası. 24 A artı 24 artı 4 A eşittir 30 artı A oldu. Buradan 3 A eşittir 6 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Evet A 2. Ha, e, şu kadar 2 birim daha gitti. Tamam. A'yı 2 bulduk değil mi? Herhangi bir yerde sıkıntı var mı? Yok. Tamam a 2 bulduk. Arkadaş burası 2 ise yani şu kadarlık mesafe gitmiş. Buradan buraya kadar gitmiş. Ee, burası 2 ise burası da kaç olacak? 4. Burası kaç? 6. Karşılaştıkları noktanın koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaş buradaki noktanın koordinatı isteniyor. Ne yapacağız? Buradaki eksenler olan uzaklarına bakacağız. Yani şuradaki eksen olan uzaklığı ve şuradaki eksen olan uzaklığına bakacağız. Şöyle. Şimdi aslında şöyle bakacak olursak hocam şuradan şunu şöyle çizdiğim zaman burası dik. Burası 120. Bunlar 30-30 üçgen değil mi? 30-30-120 üçgen değil mi? Evet. Hocam e, şununla şu birbirine paralel. 30 ise yöndeşitten. Burası da 30. Burası da 30 mu oluyor? Evet. E o zaman 4 ise 4 ise o zaman burası 4 köküç mü oldu? Aynen öyle. 4'e 4. E 4 30-30'dan dolayı. Buraya da kaç kaldı hatta? 3 birim kaldı. Şimdi yüksekliği falan da bulacağız. E hocam 90'ın karşısı 3 ise burası da dış açı 60 derece yapıyor ya. E, burada dikkat et. 90'ın karşısı. Ben şuraya 3 buldum. 90'ın karşısı üçgen. E, burası da 30 derece olma, oldu. 30'ı karşısı 3 bölü 2 yapar. Pardon 4 2. Burası 2 birim ya. Toplamda burası 6 birim ya. 4 ise buraya 2 birim kaldı. 90'ın karşısı 2 ise 30'ı karşısı 1 birim yapar. E o zaman burası da köküç birim yaptı. Evet. Ne kadar yukarıda oldu? 4 köküç burada. Köküç burada. Hocam 5 köküç yukarıda. İşte buradaki nokta. Ordinatı 5 köküç. Apsine bakacağız. Hocam burası 1. Şuradaki uzunlukta 2. O zaman 3 mi yaptı burası? Evet. Yani 3'e 5 kökü 3 noktası yapmış oldu arkadaşım. Buradaki noktanın koordinatları 3 birim sağda 5 kökü 3 birim yukarıda olduğu için cevap 3'e 5 kökü 3 yani akçay oldu. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi yukarıdaki koordinat düzleminde özdeş dikdörtgenlerden bahsediyor bize burada. Ve A noktasının koordinatları 13'e 5 verilmiş. Hocam şurası 13 Ordinatta 5 hep böyle yükseklik baksanıza aynı doğrusal olacak yani şuranın 5 olduğunu biliyoruz biz. E hocam burası 5'si ordinat. Şurası 90 derece ya. E o zaman burası da 5 bak eş yapıları kullanmışız burada. O zaman şunlara a a a dersek 1 2 3 4 tane a artı 5. 4 a artı 5 kaçmış 13'müş. Buradan 4 a'yı 8 buluruz ve a da buradan kaç gelir 2 gelir. Evet a'yı 2 bulduk. O zaman dikdörtgenlerin kısa kenarı 2 uzun kenarları da 5 mi yaptı? Evet. B noktasının orijini olan uzaklığı isteniyor. Tamam buluruz şimdi. B noktasının orijin olan uzaklığı dik üçgenden de bulabilirsin. Hocam A2 bulduk ya. 2, 4, 6 burası. Çok güzel. Şimdi e, hocam şuradaki uz uzaklığı, uzaklığı bilmiyoruz be. Ah be şunu ne yapacağız? Ya normalde bunu tamam 5 birim ya. Bak burası 2 birim 2 birim. O zaman buraya da 1 bir birim kaldı. Hop geldim buraya. Hocam burası 1. Şimdi burası 2 birim burası 2 birim. Burası da kaç birim? 5 birim. Toplamda dik üçgendeki kenar şu kenar ne yaptı? 2, 4, 6 burası 7 yaptı. Sonra burası 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 9 yaptı. Yani 7'nin karesi artı 9'un karesinden bu sonuca ulaşırsın. Yani a kare eşittir 7'nin karesi artı 9'un karesi. Yani 49 artı 81'den 130 yapar. Cevap da böylelikle kök 130 yapar. Ha hocam bu nokta 0'a 0 sıfır noktası. Bu noktayı da bulabilirsin. İki nokta arasındaki uzaklık. Mesela bu noktada kaç? Hocam 7'ye 2, 4, 6, 7'ye 9 noktası deyip de iki nokta arasındaki uzaktan da bulabilirsin. Zaten iki nokta arasındaki uzaklığın ispatı nereden geliyordu? Dik üçgenden geliyordu. İspat yani ispat tekniğiyle yaptık. Yani örnek 26, 130, kök 130. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış şekilde O1 noktası başlangıç noktası iken O2 noktası başlangıç noktası yapıldığında hmm, başlangıç noktası bu iken başlangıç noktasını bu yaparsam yani arkadaş şekli başlangıç noktasını 1, 2, 3, 4 birim sağa 1, 2 birim yukarı taşırsam. Şeklimiz ne oldu o zaman? Orijini burası yaptım. Bak orijinden B noktasına bak şimdi. Hocam orijinden 1, 2, 3, 4, 5 birim sağda 1, 2, 3, 4 birim yukarıdaydı. Şimdi orijini burası yaptığım zaman 1 birim sağda 2 birim aşağıda oldu. Yani 2 birim yukarısında oldu. Yani nokta hani 1 birim yani e, orijinden 1 bir birim sağa 2 birim yukarı çıkarsak şey yaptı. He, o zaman şunu diyebiliriz. Noktaya yaklaştık değil mi? Tam tersi işlem. Bak, orijinde eğer ben orijine şunu yaparsam, orijine bir hamle yaparsam, orijini dört 4 birim sağa 2 birim yukarı taşırsam noktamız ne oluyor? Aslında noktamız ya da şeklimiz şey, şu noktaya bak. Hocam, şekil orijine yaklaştı. Hani 4 birim sağa gitmek demek noktamız 4 birim sola geldi demek e, iki birim yukarı çıkması demek ki noktamız 2 birim aşağı inmesi demek. Yani o kadar yaklaşıyor demek anlamına geliyor. Ya da herhangi bir şekil içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Herhangi bir şekilde orijini ben 4 sağ 2 birim yukarı götürürsem aslında çektiğimiz orijine ne olmuş oluyor? 4 birim sola 2 birim aşağı kadar yaklaşmış olmuyor mu? Evet. O zaman buradaki her x virgül y'de ben şu yorumu yapabileceğim. Yani orijine yapılan hamlede ters bir hamle diyeceğiz. Bunun 4 birim sağa, 2 birim yukarı gitmesi demek. Eee noktanın ne demek? 4 birim sola gitmesi demek. Bir de 2 birim de aşağı gitmesi demek. Her bir nokta için aynı şeyi mi söyleyeceğiz? Evet. Yani bir noktamızda ne oldu? Koordinatları toplamından bahsediyor bize. 6 birim azalma var. 6 birim azalma, 6 birim azalma. Toplamda da eksi -18 mi oluyor hepsini topladığımız var. -18 demek 18 birim koordinatları toplamı ne yapılıyor demek? Azalıyor demek. Çünkü orijine daha da bir yaklaşmış oluyoruz. Tamam. Buna dikkat et. Örnek 27'de orijine yapılan hamlede ters bir hamle olduğunu mantığını anlattık sana. Geldik şimdi şuraya. Örnek 28'de. Yukarıda dik koordinat düzleminde birer kareymiş. Şu ve bu kare. B noktası 6'ya 6 verilmiş. E B noktasının 6'ya 6 olması ne anlama geliyor? 6 birim burası 6 birim burası aldı. O anlamına geliyor. F noktası da eksi 5'e 7 verilmiş. Tamam burası eksi 5'e 7. Olması ne anlama geliyor? Hocam şuradaki Apsisin eksi 5 olduğu ordinatında 7 olduğu yani bunun 7 birim yukarıda olduğu söylüyor bize. Ve buranın da eksi 5 olduğu yani 5 birim olduğunu söylüyor bize. Peki E noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Ya kareleme metodu E noktası isteniyorsa eksenler onun zatlarına bakacağız bir kere. E hocam burada alfabeti alacağız. Şöyle kareleme metodu diye şey yapabiliriz. Ya da bunun uzantısı. Ya da buradan da böyle bir karele marele bir şeyler yap. Olayı bitirirsin zaten. büyük ihtimalle. Neyse. Ee, ben şuranın ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Eyvallah. Şimdi dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Sonra da daldıktan sonra. Hocam buraya bir a dersem. A artı 7. A artı 7 olması lazım. Buraya da a artı 1 mi kaldı? Evet. Ee, burası 5 tamam. Beta'nın karşısı a artı 1 ise beta'nın karşısı a artı 1 olur. Alfanın karşısı A ise alfanın karşısı burada da olur. Toplamda burası da 5 değil mi? Evet. 2A artı 1 eşittir 5 ise 2A eşittir 4'ten A'yı buradan 2 buluruz. A2 çıktı. Bizden E noktasının koordinatları isteniliyor bizden. A2 ise A2 ise yaz 2'yi bakayım şuraya. Hocam burası 3 birim yaptı. Burası 2 birim. Burası 3 birim. Burası da 2 birim yaptı. E noktasının koordinatları isteniliyor benden. Kaç birim sağda? Hop 2 birim sağda. 2 birim solda. 2 birim soldaysa E noktası ne yapıyor? Eksi 2'ye. Kaç birim yukarıda oluyor? 6 burada, 3 burada toplamda 9 yapıyor. Koordinatları toplamı nedir diye isteniyor. Yani eksik ile 9'u topla diyor. Cevap da böylelikle 7 çıkar. Örnek 28 ne çıktı? Ceyhan çıktı. Ama böyle başı boş karelerde, çapraz karelerde kareleme metodu dediğimiz tekniği de kullanabilirdin. Tabii ki burada. Ama biz ne yaptık? Sadece şu 2 3 kere bakarak sonuca ulaştık. Evet örnek 28 Ceyhan. Geldik örnek 29'a. Bir katlama var. Bunu almışız böyle katlamışız. Eyvallah sıkıntı yok. Bu da e, DC de şu taban paralel. Yani bunun uzantısı dik olacak. Burada ne yapalım? Şöyle geriye doğru açalım kardeşim şunu. Katlamalarda hep ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirdik bakalım şunu. Evet eski haline geri getirdik ve bununla da bu birbirine paralel demiş. Yani şurası da zemine dik olacak anlamına geliyor. Şimdi D noktası. D noktası neresiydi? Şurasıydı. Burası verilmiş zaten bana. 16'ya 8 olarak verilmiş. C noktası 16'ya 6 olarak verilmiş. Burası 16'ya 6. Yani şu uzunluk 2 birim diyor bize. C üstü noktası isteniliyor bizden. C üstü noktası işte tam olarak burası. Şöyle gelelim. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Arkadaş burası 16 birim olması demek. Şuranın 16 birim olması demek anlamına geliyor. 16'ya 8. Ee, buraya da 8 birim olduğundan dolayı burası da 6 birim olacak anlamına geliyor. 6. Burası 2. Şimdi dikkat et. Sen burada bir katlama yapıyorsun. Hocam şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk katlamadan dolayı birbirine eşit. Üstte binen açılar da birbirine eşit olacak. Daha bunlara biraz sonra bir dalış yaparız. E, çünkü Z'den dolayı bir şeyler gelecek gibi duruyor. E hocam burası ben A diyecek olursam burası A iken burası da A. Ve şu uzunluğun tamamının 16 olduğunu biliyorum. Buraya da 16 x A kaldı. E burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hocam şurası 8 ya. A kare eşittir 8'in karesi artı 16 eksi A'nın karesinden sonuca ulaşabilirim. Ama ya 8 varsa hisset 6 8 13 kendidir büyük ihtimalle. 10 yazarsam buraya da 10 yazdığım zaman 16 eksi 10'dan 6 çıkıyor burası. 6 8 10 üçgeni çıktı karşımıza. Peki sonra ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? Şu uzunluğun 2 olduğunu biliyoruz. 2 olduğunu biliyoruz. Bizden C üstü noktası isteniyor. Eksenler 10 uzaklıkları isteniyor. E hocam şu katlamadan dolayı üst üste binden açılar birbirine eşit ya. Burası 90. E dal alfabetaya alfa 90 Burası beta. Beta 90. Burası alfa. Burası da beta yaptı. Yani senin şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. 90'ın karşısı 2 iken 90'ın karşısı 10 oldu. 1'e 5 oran var. O zaman 1'e 5 oran varsa alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı 8 bölü 5 yapar. 1'e 5 orandan dolayı. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 1'e 5 orandan dolayı burası da 6 bölü 5 yapar mı yapar. O zaman bu 8 bölü 5 birim solda yani sağda 8 bölü 5'e ee, 6 bölü 5 birim aşağıda. Eksi 6 bölü 5 yapar burası. Ee, y nedir diye soruluyor. O da eksi 6 bölü 5 çıktı. Bak Y koordinatı isteniyor bizden. Ee, 6 bölü 5 aşağıda olduğu için cevap. Eksi 6 bölü 5 koordinatı. Eksi 6 bölü 5 oldu. Güzel bir soruydu. Katlama sorusu karşımıza bu şekilde gelebilir analitik düzlemde. Cevap da Denizli oldu 29'da. Geldik 30'a. Evet dik koordinat düzleminde kenarları eksenlere paralel olan dikdörtgenin köşe noktaları bazıları verilmiş 3, 6. Bak, eksenlere paralel bu arada. Şimdi şöyle geldik. Şu eksenlere paralelse, bununla bu paralelse, hocam 90 ya, e, burası da 90 olacak. Burası da o zaman 90 ya, burası da 90 dikdörtgen oldu. Burası 3 birim, burası e, 6 birim oldu. 6 birim buranın da 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Burası 5, 5, 5, e 12 demiş. Hocam 5 noktası yaptı burası. 6 ise burası da 6 ya 12 olduğundan buraya da 6 mı kaldı? Evet. 6 ise burası da 6 oldu. K noktasının napsisi isteniliyor benden. K nerede? Dur bakalım. ABC'de dikdörtgeni de ADE üçgen DE boyunca katlanıyor. Hım. ADE üçgeni bak şu üçgeni ben DE boyunca katlayacağım. Katlayayım bakayım ben şunu şöyle. Şöyle katlayacağım. O zaman katladığım zaman şöyle bir şekil mi karşımıza çıktı? Evet. Katladığım zaman A o zaman burası A üstüm oldu. Evet. Şimdi A noktası K noktasıyla çakışmaktadır. Yani burasıyla çakışmaktadır. İşte bu K noktası isteniliyor bizden. Ne yapacağız? Eksenler olum zatlarına bakacağız. Yani şöyle hocam buraya ve şuradaki uzakta yani şurayı çizmeyeyim istersen. Yani şuradaki uzunluğu ve şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. E hocam üçgen burası da 3 değil mi? Evet. E burada 90 burası zaten. Burada da bir katlama var. 3'e 6 e, şöyle katlamadan dolayı üst kenarlar eşit. 3 ise 3 6 ise burası da 6 değil mi? Aynen öyle. Şimdi şu uzunlukları bulmaya çalışacağız. E nasıl bulacağız? Hadi bakalım düşünelim burada biraz bir şeyler yapalım. Biraz bir şeyler yapalım. Şuradaki 5'i falan da kullanmam lazım benim. Bu 5'i nasıl kullanacağım? E hocam şurası 5. Şurası 5 birim. Tamam 5 birim. Ya arkadaş bir açılara da alsak. Açı ortaya hocam şurası. Bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. E ne yapabiliriz? Ya yani şurada bir alfa beta. E o zaman şurada da şunu şöyle bir uzatalım arkadaşım. Çünkü uzatıp şöyle bir dikdörtgen yapalım. Dik üçgen oluştu mu o oluştu. Hatta beta 90 burası da alfa alfa 90 bak burası da beta oldu. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Ne güzel bir şey oldu. Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı üçgen 90'ın karşısı 6 oldu. Benzerlik oranı 1'e 2 oldu. E o zaman ben burada beta'nın karşısına a dersem buradaki beta'nın karşısına olmak zorunda. 2a olmak zorunda. Çünkü 1'e 2'den dolayı. E hocam bak bunun tamamı 6'ydı burası. Buraya 6 eksi ne kaldı? 2A kaldı. E artık ben burada bir Pisagor bantısı yapabilirim. 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 6 eksi 2A'nın karesiyle eşit oldu mu oldu? A'yı bulunca zaten olay çıkacak. K noktasının hapsi isteniyor zaten benden. A isteniyor. Hadi bakalım. 9 eşittir. A kare artı. Birincinin karesi 36 eksi. birincili ikinci çarpımın iki katı 24A artı. ikincinin karesi 4A kare yaptı. Buradan 5A kare yaptı burası. Şu eee eşit 0 olsun. 9 ile öbür tarafa açacağım. 5A kare eksi 24A. Sonra ne var? Burası 36. 36'dan da 9 çıkınca 27 mi yaptı? Evet. Artı 27 eşit 0 yaptı. E hocam bu 5A'ya A olacak büyük ihtimalle. Sonra burası 3'e 9. 3'e 9 dersem hocam 5 kere 9 45'ten ben bunu elde edemem. Şöyle yaparsam 3'e 9'u 9'a 3, e 9 3 şöyle yaparsam 15 ile 9'dan elde edebiliyor muyum? Evet. Bak çapraz çarpımların toplamları eksi 15 eksi 9 eksi 24 yapıyor. O zaman çapraz çarpımların toplamları o şekilde geldi. zaman yan yana yazıyorduk. 5a eksi 9a a eksi 3 yaptı burası. Eşi 0. Bu eşi sıfırsa a'yı 3 buluruz. Hocam a 3 olamaz. Çünkü dik üçgende hipotenüs uzunluğu zaten 3. Bu gitti. O zaman şu eşi 0'sa 5a eşitliği 9 yapar. A da buradan 9 bölü 5 çıkar zaten benden de bu isteniyor. Yani örnek 30 böylelikle dremit yaptı. Evet güzel bir soru. Yine alfabetalar, üçgenler üçgenler yine bak nerede? Analitik geometride karşımıza çıkıyor. Dikkat. Evet geldik bir sonraki soruya. 31. soruya. Koordinat düzleminde K noktası 3'e 5 olarak verilmiş. Bir top işte x 7 ve x eşittir 2 noktalarına böyle birer kez çarparak çekildik gibi L3'e bir noktasına gelmektedir. Buna göre topun aldığı en kısa yol. Arkadaş burada e, şöyle hatırlarsınız. Hatırlatayım. Şöyle hatırlarsınız. Şunu hatırlarsınız. Hani biz e, şu şekilde bir şey yapmıştık ya. Dik üçgende de yapmıştık. Hocam şunun da şunun toplamının en az değerini bulurken ne yapıyorduk? Ya kardeşim bu ikisinin toplamının en az değerini bulamıyorduk. Hatta dik üçgen sorusunda da sormuştum. Bir tanesinin katlamasını al demiştim. Al bir tanesinin katlamasını. X artı y'nin en az değeri soruluyor ya. Aldım böyle. Hop burası da y. X artı y'nin en az değeri doğrusalken olur hocam diye yorum yapmıştık. İşte aynı mantık burada da var. E hocam böyle sekiyor ya burada. E o zaman ne yapacaksın? Al buna göre yansımasını. Bir tanesine al buna göre yansımasını. Senden x artı y artı z isteniliyor ya. X artı y artı z'nin en azı isteniliyor ya. Hocam katlamasını aldın. X burası oldu. Burada da z'yi böyle katlamasını aldın. Katlamasını aldın. Z burası oldu x artı y artı z böyleyken yani doğrusalken en az değerini alır dostlar. Yani bunu doğrusal olarak alacaksın. Doğrusal aldığında en az değeri olur. Zaten topun aldığı en kısa yol isteniyor. Yani benden direkt x artı y artı z isteniyor. Peki burası kaç burası? Şöyle katlamasını aldık ya. Hocam burası 3. Yani burası 2 noktasıydı. Burası da 3 ya. Şu mesafeyle şu mesafe birbirine eşit olacak. Yani burası 1 noktasına denk gelecek. Hocam burası da apsisi de 3. Bunun da apsisi 3. Dikkat et. 3'ten kaç birim uzattı hocam burası? 4 ee, birim uzaklıkta. Ee, burası 4 birim ise burası da 4 birim olacak. 7'den 4 birim uzaklıkta da 11 noktası mı var burada? Evet. Apsi 11 yapacak. Şimdi burası 4 birim ya. Buradan da 4 birim ötesi. 7'den 4 11 yaptı. Apsisi 11. Ordinatında da bir değişiklik yok. Ordinatı 5. Burada da ordinatında bir değişiklik yok. E, ee, apsisi 1. Ordinatı da 1 bir yaptı. 1'e 1 bir noktası yaptı. Benden ne isteniyor? X artı Y artı Z isteniyor. O da direkt şu iki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Evet. Yani iki nokta arasındaki uzaklık yaptı. O da nedir? Karekök içerisinde 11 eksi 1 11 eksi 1'in karesi artı e, 5 eksi 1 5 eksi 1'in karesi olacaktır. Yani kare kök içinde bu kaç yaptı? 100. E, 116 yaptı. 4, bir de 4'ün karesi 16. 116 yaptı. E, 116'yı da 2'ye bölsen 58. Bir daha 2'ye bölsen 29. Bu 4x29 ya, 4x29, 4 çarpı 29 ya. 4 çarpı 29. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O zaman cevap da böylelikle ne olur? 2 kök 29 olur mu? Olur. Yani böylelikle 31. soruyu da ne bulduk? Balıkesir bulduk. Bu da güzel bir soru. Bunlara da alışın. Böyle şurada bak dik üçgenlerde tekniğini gösterdim. Şunların toplamının en az değeri. Al böyle yansımasını. Al buna göre yansımasını. Hop doğru kabul et. Olay bitsin. Bunu dik üçgende de öğrendin. Analitin konu anlatımında da gösterdim zaten ben bunu bu şekilde. E artık bunlarda da sıkıntı yaşamazsın. Bu da son nokta olsun. Aa, böyle bir soruyu da ilk defa yapıyoruz. Yani şu mantıkta. Yani x 7 ve x 2 mantığına göre ilk defa yapıyoruz sanki. Güzel bir soruydu. 31'i bu şekilde bulduk. Ve böylelikle nokta analitiğini bitirdik. Sırada ne var? Doğru analitiği var. Onu da 18. günde halledeceğiz. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 18. günde görüşmek dileğiyle doğru analitiğinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal